Herkese selamlar dostlar. 25 Ağustos 2023 iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Bugün için 5 tane mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Tam analiz şeklinde değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maskur gelişmemiz var. Ekrana gelsin. Chelsea ile Luton tam mücadelesi sizce ne olur diyerekten sizlere sordum yorumlara yazmayı unutmayın. Stone son maçı ertelendi. Chelsea'de 3-1 gibi mağlup oldu. O şekilde maç skoru olur? Yorumlara yazın. Galatasaray Mold'a maç skoru kazanan arkadaşımız da Efekan isimli arkadaşımız. Bizlere Instagram üzerinden ulaşabilir. Ekranda da zaten adresimiz Oradan ulaşırsa grup atalım. Her türlü soru görüş öneri için de sizler de benimle buradan iletişime geçebilirsiniz dostlar. Geçtim. Rolling 1 yapmıştık. Başarılı oldu. Braga'nın galibiyetini verdim. Maç sonu 1 olarak da 1.50 gibi orandan 250 TL ile başladık ve bu kasamız 375 TL oldu. Rolling 2 muhtemelen cumartesi günü gelecektir. O şekilde cumartesi günü videosunda beklemeye koyulun diyelim. Braga da 2-1 gibi skorlar net bir şekilde kazandı. Tebrikler. Yüksek mislinin çarşambalara baktığımız zaman da ben Braga'ya güveniyordum ve Braga'ya 1500 misli olaraktan da galibiyetini öner öner önerdim. Solda gördüğünüz yüksek misli. Nesine? Yani legal yüksek misliydi. Bu iyi bir orandan kazandı. Fakat Avrupa yüksek mislimiz Braga'nın bir golüydü geldi. Makabe Haifa maçında genel iki goldü. Makabe Haifa maçı beklenen oyunun tersine bir oyun vardı. O yüzden o da yüksek mislimizde başarısız oldu. Belirtelim yine aynı şekilde canlılardan da elimizden geldiğince kazanmaya çalışıyoruz ki bugün de canlıda güzel işler yaptık. Aynı şekilde hatta ekrandan göstermek isteyeyim ben sizlere. Şöyle başladık bakın hemen şöyle anlatayım. Şampiyonlar Ligi müziğiyle terapi. Gerçekten playofflardan itibaren müzik çalınıyor artık. Ben dedim ki Galatasaray'ın burada hemen bir sistem. Yediği gole bak adam bomboş. Galatasaray'ın ilk yediği gol zaten biliyorsunuz. Neyse devam edelim. Dedim ki ilk yeri bir buçuk üst alalım Galatasaray maçına. Bir kırk gibi orandan değerlendirmişim mesela canlı. Hatta dedim ki devrededen bitmeden Molde'de gol atabilir dedim. Galatasaray bir şapşarlaştı çünkü. Ondan sonra bir tane daha canlı gelmiş. İlk kere gel iki buçuk al korner şeklinde Braga maçına gelmiş. Galatasaray'dan gol geldi içeride. Icardi'nin attığı gol muazzam gol attı ciddi manada. İzlemeyenler şöyle izlesin. Muazzam gol. O da Braga da aynı şekilde içeride ve Icardi'nin gol atarını biz Avrupa'dan önermiştik. O da içeride. Ondan sonra dedik ki devre arası tercihleri. Galatasaray ikinci yarı iki tane korner kullanmaz mı diyerekten ben önerdim. İçeride zaten. Ondan sonra Braga'nın da bir golüne 48 gibi oran vardı. İlk yarı 0-0 bitmişti. O da içeride. Sonradan Braga maçına da deplasman 1.5 alt korner önerdik. Üçü de içeride dostlar zaten. Burada toplama Avrupa canlılarımız falan derken bu şekilde ilerledik ve kazanmaya devam ettik diyerekten de canlılarımız da bu şekildeydi. Sizlerden ricam dostlar videoyu atsanız like'lardır. Artı 300 üzerine like atarsanız sevinirim. Videoları beğenileri eksik tutmayın. Eksik tutmayalım. Artı 3'ün üstüne gelsin de biz de kombin önerisi yaparaktan da birlikte kazanmaya devam edelim. Şimdi ilk maçımızla başlayalım direkt isterseniz. Celta ile Real Madrid e başlayacağım. Bu sefer tersten gideceğim dostlar sizlere. Bilgi çünkü Konya maçıyla Alnasır maçını en son anlatmak istiyorum bilginize. Şimdi Real Madrid Celta Vigo mücadelesiyle başlayalım. Real Madrid'in son Almere mücadelesini izledim. Ondan önceki Atletik Bilbao mücadelesini izledim. Celta son oynamış olduğu Real Sociedad maçını izledim. 1 bir, bir biten. Bunları izleyerekten not aldım. Notlarımı anlatacağım şimdi. Şimdi Real Madrid'in şöyle bir durumu var. Benzema gittikten sonra teknik direktör Ancelotti şöyle oynamıyor bakın. Normalde bildiğimiz Vinicius Junior nerede oynuyor? Solda oynuyor. Merkezde biraz yetersiz kalıyor bu adam. Vinicius Junior öncelikle merkezde yetersiz kalıyor. Bu adam sol tarafta biraz özgürlük istiyor ki sol tarafta attığı dripliklerle birlikte ve attığı bireysel adam eksiltme, adam eksiltme çalımlarıyla birlikte çok pozisyona giriyordu. Geçen maçta özellikle dikkat ettim. Merkezde oynadığı için biraz yetersiz kalıyor. Ama orta saha gerçekten güçlü. Bellingham iş yapıyor burada. Hatta Bellingham'ı Ancelotti Forret bile oynatabilirmiş. Öyle şeyler var. Yani Joselu'yu oynatmak istemiyor bu teknik adam. Alternatif o 9 numaralı oyun sistemini alternatif olarak tutuyor. Bir nevi B planı olarak tutuyor diye, diyebilirim ben sizlere. Almanya maçında ee, bu arada kalede de Lunin olacaktır muhtemelen veya Kepa geçerse geçer ama muhtemelen Lunin olabilir o da iyi başladı çünkü Kepa direkt geçmeyebilir. Şöyle bir durum var. Son Almeria mücadelesinde Almeria'ya tam 20 tane şut çekti. O maçta Almeria gerçekten pozisyonlara girdi. Militan'ın sakatlanmasından kaynaklı. Defansın o Rudiger'le Alaba tam uyumlu mu değil diye düşünüyorum da Alme Almeria gerçekten pozisyonlara girdi. Ben burada şöyle e, biraz tercihlerde ideal tercihler yapacağım. Size ona göre skoru kadar söyleyeceğim. Tam analiz yapmaya çalışıyorum burada. Real Madrid yine bu oyunu ile birlikte şöyle bir düşüncem var. İlk yarıdan bir gol bulabilir. Bakın. 3 ma maçta deplasmanda oynuyor. Tekrardan basmana çıkıyor. İlk yarıdan Real Madrid'in bir golü bir bunu alternatif olarak veya ideal olarak yanınıza alabilirsiniz. Celta Vigo tarafına baktığımız zaman da Celta Vigo'nun içeride ve dışarıda o istili aynıdır. 4-4-2 şeklinde oynuyor. İleride Aspas ve Larsen var. Bu Aspas'ı ben şuna benzetiyorum dostlar. Benzemaya biraz benzetiyorum şu yönde. Ya ben Icardi'ye de benzetiyorum. Yani o 9 numara havasını gerçekten veriyor. Hem kendi girdiği pozisyonlar hem de arkadaşlarına pozisyon asılama konusunda gerçekten becerikli. Celta da son maçta deplasmanda olmasına rağmen iyi pozisyonlara girdi. Yani Real Sociedad'a ya göre daha net pozisyonlara giren bir Celta vardı. Real Madrid'de o maçta gördüm. Yani burada Celta Vigo'nun da gol atma ihtimali bence var. Bakın Real Madrid ilk yerden bir gol atar gibi geliyor bana. Bunun oranı 1-50 zaten. Burada Celta Vigo evinde Real Madrid kalesinde gol bulma ihtimali de var. Benim skor beklentim doğrudan 2-1'lik bir Real Madrid kazanabilir. Burada isteyenler alternatif olarak bakın Real Madrid'den atacağı bir golü zaten söyledim ama KG var olma ihtimali de bence olan maçlardan. Bir tanesi Celta Vigo kendi evinde gol bulabilir. 4-4-2 sistemiyle oynadığı zaman ve özellikle arkaya atılan toplarla birlikte o ara paslarla birlikte Celta Vigo da burada gol bulabilir. Chelsea ile Luton Town mücadelesi. Luton Town son Burnley mücadelesini ertelendi. Ertelenme sebeplerine baktım ben. Bu maç kulik forumunda yazmışlar. E, stat yetersiz diyerekten. Normalde stat yetersiz değil. Şu sebepten sanırım dostlar. Yani statta bazı eksiklikler var. Sağ içinde değil bunlar. Bunlar sadece eksiklikler. Mesela yorumcu odası mı ne? Baktım şeye baktım. Luton bu sayfasına falan girdim baktım. Özellikle araştırdım. O şekilde teknik eksiklikler var statta. Bu yüzden ertelenmiş. Şimdi Chelsea ile oynayacaklar. Chelsea'nin de son 3 birlik mücadelesini 90 dakika izleyen biri olaraktan sizlere Chelsea'yi anlatacağım. Chelsea iyi futbol sergiliyor. Fakat bu takımda bir basiretsizlik gibi bir şey var. Onu söyleyeyim ben sizlere. Yoksa iyi bir futbol sergiledi. Maç 1-0 oldu. Bir kafa topuyla girdi sanırım. Ondan sonra Meka sol 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 tarafta inanılmaz bir gol attı ve maçları sakatlandı. Önemli eksiklik oldu açıkçası Chelsea adına. Çıktı sakatlandı. Bu haftada zaten sanırım yok. Sakat listesinde gözüküyor. Enzo Fernandez öne geçecekken penaltı kaçırdı. Bak vasiletsizlikten bahsediyorum burada. Genel olarak kaçan pozisyonlar falan derken ikinci yarı Antonio bir tane attı. 90'da da Caicedo yeni transfer sonradan oyuna girdi. Penaltı yaptı da 3-1 oldu. Ama 10 kişi kaldıktan sonra West Ham iyi kapandı ve orada açamadılar. Onu söyleyeyim ben sizlere. Yani bu maçta ben Chelsea tarafından ekstra bir performans bekliyorum. Şu eleman da iyi. Bir tane var ya Lyon'dan getirdikleri genç. E, ee, Lian, neydi adı ya? Gusto, Gusto, Gusto. Lyon, Lyon'dan getirdikleri Gusto. O da gerçekten o sol, sağ tarafta iyi iş çıkartıyor açıkçası. Maçı bakın istatistik olarak da en iyi oynayanlardan biriydi. Onu da beğendim açıkçası. Jackson ve Sterling sol tarafta muhtemelen dik başlayabilir bu maçta. Nasıl başlayacak bilmiyorum. Ama Chelsea'nin ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum. Bunun oranı 1.43. Yani Luton tanrını bir zahmet yenersin bu kadroyla birlikte. Aslında iyi de oynuyor. Ekmeğini yemedi. Meyvesini alamadı Chelsea takımı. Burada ilk yarıdan galip gelebilir. Onun dışında yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığım zaman da yani Chelsea acaba patlar mı? Şöyle, gol patlaması yaşar mı diye düşünüyorum. Ev sahibi içeriği kazanan oran 2-18. Bu da benim sizlere ekstradan bir önerim olsun. Leipzig'de Stuttgart mücadelesini bahsedeceğim. Şimdi Leipzig tarafından bahsedeyim. Dostlar Leipzig tarafı son oynanan bir level kuzen mücadelesi var. Maç 3-2 bitti. 2 tane kafa golü attı. Bak bir tane pozisyon var. O pozisyonu özellikle sizler için kırptım mırptım ekrana getireceğim. Beyin sportun logosunu. Hatta ekrana gelsin. Şu an izliyorsunuz Openda'nın kaçırmış olduğu pozisyon. Yani kafasını kaldırsa atacak. Bu tamamen ezbere vuruş yaptığı için girmiyor burada. Yani böyle bir pozisyon. Bunu atsa mücadele 3-3 olacaktı. Veya öne de 2-3 olacaktı sanırım bunu atsaydı. Böyle bir pozisyon dostlar. Kaçtı. İsteyenler geri sarsın tekrardan izlesin. Leipzig 3-2'lik bir mağlup oldu. Şöyle söyleyip hücum attı gerçekten iyi. Openda aslında iyi bir forvet de burada şanssızlığına oldu biraz ileride olmayı denedi. Sol tarafta Werner sağda da aynı şekilde birini daha denedi. O şekilde hücum hattı gerçekten yüksek bir takım oldu. Ama gol yeme ihtimali de var Leipzig'in. Ama ben kendi evinden olması kaynaklı burada. İdealden Leipzig'in atacağı iki golü sizlere öneririm. 1.34 gibi oranı var bunun. Bunu sizlere öneririm Leipzig tarafından. Stuttgart'ta Bohum'a karşı 5 attı. Şöyle söyleyeyim. Ya girdikleri pozisyonların çoğunu gol yaptı. Biraz da şans faktörü de var. Yani bam vurdular kaleye. Kaleci de bir şey yapamadı. Bohum da kaçırdı. Yani Stuttgart o pozisyonları eğer Leipzig'e verirse mesela defansta Zagadu olması lazım. Bir tane hata yaptı. İnanılmaz kaleciyle karşı karşıya Hoffman, Hofman atamadı mesela. Öyle bir pozisyondu. Leipzig burada iki tane atabilir ama Stuttgart tarafından gol beklenebilir. Yüksek orandan bir şey yaparsam zaten Leipzig tarafından iki gol bekliyoruz. Stuttgart atabilir mi? Atma ihtimali de var. 2.5 üst ve var yaparsanız da 1.71 orana kadar çıkabilirsiniz. Diğer mücadelem Al -Nasır mücadelesi. Dostlar Al Nasır 2 maçtır mağlup oluyor ligde oynadığı mücadelede. Şu 2-0'lık maçı izledim. Gözlerim kör kör olsun da izlemeseydim öyle diyeyim. İzledim. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Burada Al Nasır yenebilir. Kuponlarımı almam. Bir şekilde artık yendirirler. Anladınız mı ya? Hakem hakem bir şekilde devreye girer. Yendirirler gibi geliyor. Çünkü bu kadar transfer boşa değil. Burada bir kızıştıracaklardır bence. Kızıştıracaklar da diye düşünüyorum. Bir şekilde yendirirler gibi geliyor. MS2 isteyenler değerlendirebilir. Yoksa analizle gerektiren bir maç değil. Yani Manesi, Ronaldo'su, Talişkası var. Karşılayabildiğim adam yok benim mesela. Yani bir şekilde yendirebilirler. Alna sıra. Konya maçını da gerçekten almayacaktım da izledim. Yani şimdi iki maçın özetlerini izlediğim normal 90 dakika izleme şansımız oluyor. Süper Ligi haliyle izliyoruz yani. Şimdi Gaziantep'in kadrosu iyi aslında. Geçen maç Maxim yoktu. Kendi evlerinde 3 Birlik bir Sivas mağlubiyeti yaşadılar. Maximin bu takımın en önemli par parçası olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Aslında Gradel geldi. Önemli. Sivas'tan geldi. Mustafa Eskilyaş da o da e, iyi iş çıkartıyor aslında. İleride de bir tane Rixos mesela olabilir veya değişebilir ilerisi. Veya Gradel de ileride oynayabilir. Tam bilmiyorum. Konya ile oynayacaklar. Mücadelenin beklentisi 2-1'lik bir Konya galibiyeti. Ama Konya'nın ben oyunu beğenmiyorum. Oyunu ara ara domine etse de özellikle kendi evindeki İstanbul maçında domine etmişti. Fakat 1-1 bitmişti. O tam final bitirişleri diyor Burada ben 2-3 gol tercihi 1.83 gibi oranlar tekli olarak öneriyorum. Değerlendirecekler tekli yüksek oran alsın. Süper Lig'e ideal almayalım. İdeal alırsak bu dönemlerde gerçekten kanser oluruz. O yüzden yüksek orandan 2-3 gol bandında bitebilecek bir karşılaşma olarak düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. 5 tane mücadelem vardı. Gerçekten analizledim ve çalışarak anlattım bu maçları. Üstüne emek verdiğim maçlardır. Değerlendirebilirsiniz. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Videomuza like atıp kanala abone, de abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.